Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. Aralık'tayız. Böyle parçalı, belli bir sırada olmayan aralığımız var. Orada iki tane sol tarafta katlı kovanımız var bir tane. Yanında bölme var. Bu katlı değil sağdaki mavi olan. Onun üstüne sıcak diye öylesine koydum. Çünkü sıcaktan etkileniyor Adana'da. Üstüne kat koyunca biraz ısı yalıtımı yapıyoruz. Şimdi burada bal verimini arttırmak için katlı kovanların yanından almış olduğum bölme kovanlarım var. En baştakinden 3 gün önce bölme aldım. Ön tarafa götürdüm. 8 çıtaydı. 4'e 4 böldüm. Bu 3 taneyi de kontrol edeceğim. Sırayla bakacağım. Şu ortadakini baştan 3.'yü soldan. Üçüncüyü sizinle birlikte inceleyeceğiz. Akşam oluyor. Doğamız böyle. Ayçiçekleri bitti. Bal akımı bitti. Ballarımızı sağdık çok şükür. İki kovanımı böldüm. Sağdım ve arkasından böldüm. İki kovanımı da bölmedim. Bıraktım katlı. Süzdüğüm petekleri yere koydum. Doğadan biraz nektar çektiler üstüne. Çok aşırı değil ama. Bakacağız. Ağustos'ta çam ağaçları var. Bilmiyorum işte. Şimdi burada 2022'nin ilk bölmelerini kontrol edeceğiz. Mayıs ayında bölmüştük bunları. Evet. 2, 4, 6 çıtaya ulaşmış bir arımız. Herhangi bir besleme yapmıyoruz. Doğadan gelen nektar ile son çıtası bu şekilde. Buna son çıtasına sağdığım peteklerden koymuştum. Bakın biraz sağladıktan sonra arılar kendi tarlacıları biraz nektar getirmişler. Parlıyordur kamerada gözüküyordur üst tarafında. Çok kıymetli bir şey yok ama az da olsa bir nektar çekmişler. Sanırım ayçiçek tarlalarının içinde takımlarda işte biraz geç ekilen daha henüz çiçeğe çiçek olanlardan ufak ufak getiriyorlar. Evet, burada güzel kemer yaptıkları bir çıta kaldırdım. Böyle kapalı yavrusu var. Üst taraf kemer. Gördüğünüz gibi boydan boya kemerini yapmış, sırlamış. Altta yavrusu var. Güzel. Diğer tarafı da aynı şekilde. Altta biraz kapalı yavrusu. Üstte yarıya kadar sırlanmış kemer balı. Evet, ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi arıcıların birçoğu yapıyordur veya yapmıyordur. Ballıktaki balları aldım. Gördüğünüz gibi alttaki kemerli balları hiç ellemedim. Bunlardan bal almadım ama katlı kovanlarımda da aynı şekilde. Ana ızgarası koymuştum. Arıyla yaptığımız anlaşmayı bozmadık. Katlıdaki balı ben aldım. Ballıktaki ballar arıya kaldı. Yani onlarda da bu şekilde böyle alt tarafında kemerleri var. Kış stokları duracak. Arı çünkü stoğun üstte yapar. Altına yavrusunu yapar. Ve biz onu ellemeyeceğiz. Ama bazı arıcı arkadaşlar var. Görüyorum, duyuyorum. Yavrulu petekleri de alıyorlar, sırrını çözüyorlar, sağıyorlar, yani makinede süzüyorlar. Ondan sonra bu yavrulu peteği hemen geri getirip kovana koyuyorlar. Bu yanlış arkadaşlar, çok yanlış bir uygulama. Çünkü arı üst tarafta yavrunun yiyeceği balını ayarlıyor, kışlık stoğunu ayarlıyor. Sen o yavruyu koyuyorsun ama petekte bal yok, kovanda bal yok. Yavru çıksa ne yapacak? Yiyecek bal yok. Ne yiyecek ne içecek. Yani kendi kendilerine intihar ediyorlar. Kendi arılarını, kendi nesillerini, arılarının nesillerinin sonunu getiriyorlar. Ve bir de kimyasal olayı. Arıcılıkta kimyasala elimden geldiği kadar karşı olacağım arkadaşlar. Doğal yollardan varovasıydı, lösemasıydı, kireç hastalığıydı, hangisi denk gelirse doğal yollardan mücadele etmeye çalışacağım. Doğalın her türlüsünü denerim arkadaşlar. İşte kimisi diyor ki ya işte yok nane, kekik, portakal kabuğu hikaye. Olsun, hikaye olsun. Biz doğal bal yiyelim, varsın varova da olsun. Varovayı kökten zaten kimse bugüne kadar bitirememiş. Bitirdim diyen yalan söyler. Çünkü bu sene bitirir, seneye yine olur. Varovayı bitirebilmeniz için 20-30 kilometre etrafınızda hiç arıcı olmaması gerek. Tek arıcı siz olmanız gerek ve sabit yerinizde kalmanız gerek. Bakın şöyle güzel bir peteğim var.
çıkmaya yakın kapalı yavrusu. Üst tarafı sırlanmış, kararmış balı var. Besleme yapmadım arkadaşlar. Hiç yaklaşık Nisan ayından bu yana, Mayıs ayından, Nisan ayından bu yana hiç besleme yapmıyoruz. Yani diyeceğim o ki, ben kafamda doğalcı olan büyük üstadların yapmış olduğu uygulamaları deneyeceğim. Bunları da ileride video olarak paylaşacağım. Bakın kızımız burada. Arkadaşlar. Kızımız geziyor maşallah. Çok güzel. Buraya yumurta atıyor muhtemelen. Evet. Anarımız. Tekrar gösterelim. Çok güzel bir anarı. Anarımız gayet güzel. Altı çıta. Nerede kaldık? Bakın. Polenli bir arı geziyor. Polen bırakacak. Güzel. İkinci çıtamızda anamızı da gördük. Yani elimden geldiği kadar amitraz içeren, kimyasal içeren hiçbir şey kullanmayacağım. Geçen sene zaten ben yeni arıcıyım, acemiyim. Arıcılıkta çok yeniyim. Bir yıllık arıcıyım. Geçen sene acemiyim, bilmedim. Amitraz da kullandım. Ama o zaman 5 kovanım vardı, bilmiyordum. Bu karton yakıp duman olarak veriliyor ya, ondan verdim geçen sene. Formik asit çubukları kullandım. Hadi o çok belki tehlikeli değil ama amitraz çok tehlikeli. Araştırdığınızda amitrazı böcek ilacı olarak veriyorlar. Arı da bir böcek. Ve yani yok işte bal zamanı vermedim. Yok işte yavru şöyleydi vermedim. Yok yavrusu sıfırdı verdim. Yok gece verdim. Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Bu arılar bu kovandan uçuyor gidiyor doğaya. Doğada başka arılarla birleşiyor. İşte yok ballı kovana vermedim, balsıza veriyorum. Erkek arıların kovanı yok. Her kovana giriyor. Sen amitrazı verdin. Erkek arı amitrazı aldı. Sabah uçtu. Ballı kovanın içine girdi amitraz. Nasıl olacak? Erkek arı. Amitrazı yiyen erkek arı uçtu. Sabah gitti. Diğer ballı kovanın içine girdi. Orada üzerindeki amitrazın kalıntısını direkt şeylere veriyor. Diğer kovanlara. Yani hiç kendimizi kandırmayalım. Ben kimyasalla uğraşmayacağım. Kendimce öyle söz verdim. Bu çünkü bu balı ben kendim de yiyeceğim. Çocuklarıma da yedireceğim. Eşime, dostuma satacağım. Yeri gelecek hediye vereceğim. Yapmayacağım arkadaşlar. Yani zehir içeren hiçbir şey kullanmayacağım. Ben geçen sene dediğim gibi acemiydim. Ben de kullandım. Varo Red diye bir kırmızı bir şişenin içinde siyah bir ilaç kullandım. Arıcılar kullanıyor diye kullandım. Ama bilmiyordum. Acemiydim. Bir yıllık arıcıydım. Ama bundan sonra kullanmayacağım. Hepsini kaldırdım, attım. Kanalımda da videosu vardı hatta. Videosunu da sildim. Bundan sonra Allah'ın izniyle. Zaten kıştan portakal kabuğu kuruttum. Körüğümün içine koyuyorum. Nane, kekik yağı. Bunların özünde olan içerikler. Ama daha farklı arıların immünum sistemini geliştirecek, arıların bağışıklık sistemini geliştirecek bir yeni bir yöntem deneyeceğim. Aslında yeni değil. Yeniyenler var. Ama yaygın değil. Ben de deneyeceğim. Yakında onun videosunu da çekeceğim. Ve ondan başka hiçbir şey kullanmayacağım arkadaşlar. Yani ben ne kadar araştırdım. Arıcıların, usta arıcıların, profesörlerin, ne bileyim bu işi bilenlerin hepsine sorun. Varroa bir kovanın, şu bir kovandaki arının en fazla %20'sini öldürür. Ha, ama siz tutup 2 çıta, 3 çıta arıyla çalışırsanız, arınızı kışa böyle girdirirseniz, balını bırakmazsanız, ne bileyim arıya arınızın bağışıklık sistemini güçlendirmezseniz, tabii ki varroa çökertir o arıyı. Burası Adana, sıcak bir memleket. Daha Nisan ayından bu yana, Nisan ayında arılarımı buraya getirdim, Karlık köyüne. Varroa ile ilgili hiçbir ilaç vermedim arkadaşlar. Kanalımda da hiçbir videosu yok. Allah da yukarıda şahitim. Hiçbir ilaç, daha asittir, amitraz dumandır, körük. Gördüğünüz gibi bu körük, körüğün dumanını veriyorum. Ne çıkarsa içinden.
portakal kabuğu, ceviz kabuğu yakıyorum. O şekilde devam ediyorum. Yani şey kullanmadım arkadaşlar. Kimyasal kullanmayacağım. Yani belki bilmiyorum onu ne derece yaparım yapmam. Formik asit ya da oksalik asit, o da organik asitler diye. Belki onlardan kullanır mıyım bilmiyorum ama dediğim gibi başka bir yöntemle mücadele edeceğim. Bakın arım ne kadar güzel. Sakin. Başka bir yöntemle mücadele edeceğim ve o yöntemi de siz değerli takipçilerimle paylaşacağım. Yani bu arı milyonlarca yıl doğada yaşayabilmiş. İnsanoğlunun eli değmeden doğada yaşayabilmiş ve kendi mücadelesini vermiş. 60'lı yıllardan bu yana da varova ile mücadele ediliyor ve varovayı bitiremediler. Yani tabii ki bitiremezler. Adam kimyasal veriyor. Bu sene varovayı döküyorsun. Seneye ne oluyor? Seneye yeniden varova. Bu sene varovayı döküyorsun. Seneye ne oluyor? Seneye yeniden varova. İşte burada sorun burada. Yapıyorsak kesin bir çözüm yapacağız. Bunun çözümü de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun çözümü de sağlıklı, bağışıklık sistemi güçlü arılarla çalışmak. Anlatabiliyor muyum? Sağlıklı insan nasıl kışın hasta olmuyorsa, sağlıklı arı da hasta olmaz ve varova ile kendi kendine mücadele eder. Şimdi ne hikaye okuyorum falan diyen de olabilir. Desinler. Ben bu şekilde kendi çabamla 2 kovan satın aldım. Şu an çok şükür 10 kovanın üstüne çıktı. Bu şekilde devam ediyorum. Yani çok fazla lafı uzatmak da istemiyorum ama karşınızı ağrıtmak istemiyorum. Varova hakkında herkesin sıkıntısı var. Bütün arıcıların. Ve ben de bununla ilgili çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi değil. Biz zaten varova mücadelesi yapmıyoruz. Ufak tefek nektar geliyor, bal geliyor. Ama o yapacağım sistemde bal akımında dahi o varova mücadelesini yapabileceğiz. Bakın arı güçlenmiş maşallah. Bu 3-4 çıtaydı. En son bir çıta daha koydum buna. 5 oldu. Bunları bölmeden kışa sokacağım. 10 çıtaya dayandıracağım kışa kadar. 10 çıta olarak da kışa sokacağım. Sıkıştırma da yapmayacağım. İşte arıyı sıkıştırın falan diyenler var. Bir kısmı sıkıştırmayın diyenler var. İşte arı sıkışsın, sıkışmasın. Ben de sıkıştırmayacağım. Böyle bunu da açmış oldum. Şöyle göstereyim. Üste kemer balı var. Üste kemer balı var. Arkadaşlar. Altta güzel az bir kapalı yavrusu var. Son çıtası bu. Bu tarafı da kabartmaya başlamışlar. Anarımız geçmemiş. Daha burayı kabartmamışlar. Evet, anarımız da burada. Güzelce gördük anarımızı hızlıca. Burada geziyor kendisi. Arkadaşlar şu anarımız. Bakın şurada. Küçük, çok büyük değil. Geziyor. Evet. Fazla iri değil. Ama iş görüyor. Yani buraya kadar yavruyu dayandırmış. Demek ki diğer çıtalarda da yavrusu var. Evet. Varova ile mücadelede kendime hedef belirlediğim bir şahıs var. YouTube'da herkesin bildiği ve doğal yöntemlerle mücadele eden güzel adamların çalışmaları, bilimsel çalışıyorlar. Bakın böyle. Ki hemen yanındaki çıta kapalı. Arkası da aynı böyle full kapalı. Bu yavruların hepsi çıkacak 10 gün 15 güne. Kovan 2 katı olacak. Maşallah. Üstte de az bir kemeri var. 2 parmak. Doğadan ne getirirlerse. Evet. Çıkmaya yakın. Rengi dönmüş. Kapalı yavrusu var gördüğünüz gibi. Çıkmaya yakın. Üstte kemer balı var. Arkası da aynı. Yavru sökümü olmuş. Bir yandan da doğuyor. Güzel. Nektar da çekmişler. Gayet güzel. Çıtayı alacağım aslında bu kovandan ama nasıl alacağım? Eski bir çıta. Kararmış ve çıta eski.
Mümkün olduğunca çıtaları yeniliyoruz arkadaşlar, petekleri. Bakın bu da sökülmeye yakın, rengi dönmüş. Ve yavru söküm olmuş çoğu yerde. Burası da aynı şekilde yavru söküm olmuş. Yeni, nüfus ondan biraz fazlalaşmış. Evet, arılar güzel gözüküyor. Buna bir 10 gün önce ayçiçek bal akımı devam ederken 10-15 gün önce bir sıfır kasnak verdim. Bakalım ona nasıl bir işlem yapmışlar. Evet, gördüğünüz gibi kasnağı bayağı bir yapmışlar. Arıya mum da ördürmek lazım arkadaşlar. Şimdi her ne kadar işte ya işte mum ördürürsen zarar edersin, şu olur. Hayır arkadaşlar, arının mum salgılama özelliğini yerine getirtmek lazım. Yapsınlar, sorun değil. Bakın şurada iskele kurmuşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Bakın arılar burada iskele kurmuşlar. Birbirlerinin bacağından tutup mum örüyorlar. Evet, daha fazla rahatsız etmeyin. Bunlar örmeye devam etsin. Güzel. Video çok uzadı. Fazla uzatmayayım. Bu şekilde bugünümü de bitirdim. Kovanlarımı kontrol ediyorum. Biraz sonra gideceğim. İşten çıktım. Geldim. Arılarımı boş bırakmıyorum. Haftada iki defa geliyorum. Çok şükür oğul çıkmadı hiç. Oğulu istemiyorum, sevmiyorum. Oğulla arıcılık yapamam. Oğulun başını bekleyemem. Oğul kovanı çökertir. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ufaktan giriş deliklerini daraltıyorum. Artık eşek arıları falan geliyor. Kertenkele var. Giriş deliklerini biraz daraltıyorum. Böyle zayıf kovanlarda özellikle. Mesela bunun bu tarafı boş. Kapatıyorum. En azından arıların girip çıktığı yer açık kalsın. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kovanımın düzeni bu. 5 çıtalık bir arı. Çıkacak yavrularla iyice tamamen saracaktır. Bu kovanda bölme yaptım, ellemeyeceğim. Buna baktık, buna baktık, buna baktık. İşimiz bitti bugünlük. Bütün kovanlarımı kontrol ettim. Adana'dan herkese selamlar, saygılar. Video çok uzun oldu. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.